Ne sen lan? El ayza ayağını al. Bunu alayım mı? Ay bak altını buluşmuş. Az ayağını, ayağını al dedim ben. Kadir bir de cümle kurabilsen. Neslihan az ayağını al. Aldı bak. Aldım herhalde. Bu nasıl Türkçe Kadir? Neslihan kardeşim ayağını çeker misin diyeceksin. Ne oldu ne oldu? Bir şey mi gördün? Niye bu kötü bir şey mi? Dedim ki Neslihan el az ayağını al. Evimizde değiliz ki Kadir. Milyonlar seni izliyor. Bunu burada çıpıtıp şöyle... Çıpıtıp, sıpıtıp... Her yerden bir şey çıkıyor. Bunu mutfağa bırakabilir miyim? Orada temizlerim. Yani herkes kendi özünde neyse onu konuşsun. Nasıl şimdi tamam. Ben? Tamam. Önce halıyı kaldıralım ama değil mi? Tabii ben şimdi süpürdüm. Hadi ver halının o ucunu bu ucuna. Salonda önem verdiğim şey koltukların yüzeydeki toz, bayağı tozlar var yani kirli olduğu için bir bezden, bir lif geçirse hani kendini böyle parçalasın demiyorum. Bir böyle üstten bir alınsa rahatlarım çünkü. Neslihan Hanım, ilk gördüğünüzde bu ev gözünüzü korkuttu mu? Evet, ilk başta korktum ama sonradan alıştım, göz alıştı. Sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Ev ne kadar kirli olursa olsun fark etmez diyorsunuz yani, öyle mi? Hiç sorun değil. Kendi evim değil ama başkasının evinde de az yardım etmedim temizliğe. Yabancılık çekmem. Benim kendi yapım bu zaten. Girişkinim. Konuşmayı da çok seviyorum. Konuşarak yaptığım için de sorun yok. O zaman ne mutlu size. Neslihan, iki dakika gel yanıma sen de. Sıktık ama bir bakalım çıkacak mı? Evet. Nerelisin? Sivaslıyım. Sivas. Kendin evet. Sivaslısın, eşin? Eşim Urfalı. Kız Sivas'tan Urfa'yı nasıl buldun? Kader birleştiriyor. Görücü söyle mi? Yok hayır, beraber biz kendimiz tanıştık. Sevin nerede? Havaalanına çalışıyorduk beraber, o kafedeydi. He. Yani çalışıyordu zaten şef olarak. Ben de oraya garson olarak gittim. Ondan sonra 3 ay kadar falan beraber çalıştık. Daha sonra da ben iş yerinden ayrıldım. Sonra görüşmeye devam ettik. Şimdi siz aynı yerde çalıştınız. Evet. Ondan sonracığıma tabii ki ister istemez bir etkileşim vardı. Ya pek sayılmaz aslında o zaman. İşten çıktıktan sonra evet, mı? Evet, işten çıktıktan sonra daha çok oldu, evet. Birkaç sefer görüşünce ne yaptın, ne ettin, neler yapıyorsun falan derken öyle öyle ilerledi. Peki ilk sana nasıl belli etti? Ay. Hani bunu öğrenmek istiyorum ki yarın bir gün böyle bir şey başıma gelirse acaba nasıl belli edebilirim? Ya nasıl oldu? Aslında başkalarının yakıştırmasıyla oldu daha çok. Arkadaş çevrenin mi? Ya oradaki çalışanlar, daha sonradan da işte diş faktörler ama derken. Ama sende de herhalde bir vardı bir şeyler ki bir anda. Ya herhalde olmuş. Kız da... amma ısındın be, Allah canını almasın. Seviyor muydun, sevmiyor muydun? Ya tabii ki yani daha sonradan konuşa konuşa demek ki. Hani bir de insan diyor ya hani sorduğun zaman insan aklında daha çok kalıyor diye. Çok fazla sorulunca da üstüne gidince de. Sen de kendi acaba mı? Dedik acaba diye diye sonra evlendik. Kaç sene oldu evlenelim? 2016'da evlendim. Ha, daha yeni. Evet 2016'da. Evet. 2016'da işte Temmuz ayında 4 yılımız olacak. Maşallah Allah'ım. 2 tane çocuğumuz var. 4 senede hemen 2 çocuğu hangi ara sıkıştırdın? Ben 25 yaşındayım. Tamam. 4 senede 2. 9 ay biri, 9 ayda biri. Aralarında kaç yaş var? Aralarında 2 yaş var. Ha iyi, tabii ki ikisine. Evet. İyi. Şimdi bir tanesi? Bir tanesi Haziran'ın başında 3'e girecek. Diğeri Haziran'ın sonunda 1'e girecek. Ha daha 1 yaşına evet, girmedi. Evet, benim daha bebeğim var evde. Kurban olurum, sen onu evde bıraktın, geldin buralara. Allah razı olsun kaynanam. Ona kim bakıyor? Normalde kaynanamla işim bakıyordu. Kayınbabam da geliyordu, bir tane daha torunları var. Ha. Ama bugün görümcem sağ olsun izin aldı iş yerinden. Ha, görümcem evet. Bakıyor. Görümcem de yardım ediyor. Görümce old gördüğünüz gibi. Maşallah. Görümceler söylenilen kadar kötü değil. Hani görmeyeyim örümce falan değil yani, hayır. Görümce gözyaşı gördüğün yerde bastaş modelinden değil herhalde. Ya, uzun o kadar deyim bilmiyorum zaten de. Hani her görümce için geçerli değil, merak etme. Değil. Sen iyisine denk gelmişsin. Evet, Allah razı olsun. Çok destekliyorlar siz zaten. Siz kaç kardeşsiniz? 3 tane abim var. 3 abim var, sen bir kız. Evet, en küçüğü benim. Oo. Evet. Abinler seni verirken üzülmüşlerdir. Artık bilemiyorum. Sevindiler mi, üzüldüler mi? Niye evde anlaşamıyorum? Çok konuşuyorum. Evde de mi öyleydin? Ben her yerde çok konuşuyorum. Aynı kaderdiniz. Annem de gitsem de gözümün içine bakıyor. Evde başımı yedin. Sen şimdi kardeşlerine boyun evde kavga ediyordun. Evet. Ama sen gittikten sonra seni aradılar mı aramadılar mı? Dediler mi bacım sen gittin buralara ıssız kaldın. Şöyle zaten abim bir tanesi en büyük olan 38 yaşında. Sen şimdi abinler yalnız kaldı. Ev sessizleşmiştir kız sen gidince. Evet. Kolay gelsin. Zaten...